Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Kısa bir ara verdiysek eğer, kendimizi biraz daha dinlenmiş hissediyorsak hemen present perfect tense ile devam edebiliriz. Yani bu dersimizde present perfect tense'ten bahsetmeye devam edeceğiz. Zaman ifadelerinden bahsedeceğiz. Birkaç bıraktığımız konu var, onlardan bahsedeceğiz. Daha sonra da present perfect continuous tense'i işleyip bitireceğiz. Nispeten biraz daha kısa bir ders olacak diyebiliriz. Şimdiki önceki dersimizde 5 tane kullanım alanını çok detaylı bir şekilde işledik. Hani buna bağlı olarak zaman ifadelerini de verdik. Hani orada hangi zaman ifadeleri kullanılıyor. Ama burada birkaç tane daha zaman ifadesi var. Present perfect tense ile yaygın bir şekilde kullanılan ifadeler bunlar. Şimdi birincisi ever since. Since'den biz uzun uzun bahsettik. Hani since'in arkasından zaman olayın başladığı zaman kullanılır dedik. İşte since 2009 gibi filan. Ya da since'ten sonra olayın hangi olayla başladığını söyleriz demiştik. Şimdi ever since ifadesinin vurgulu halidir ve tam cümleyle kullanılır. Yani şeyle kullanılmaz. Time expression'la kullanılmaz. Tam bir cümle kullanmanız gerekiyor. He has become a little arrogant ever since he got that fancy job. O havalı işe girdiğinden beridir, kabul edildiğinden beridir biraz ukala hale geldi. Hiçbir farkı yok. Yani since ile ever since'in hiçbir farkı yok. Sadece ever since biraz daha güçlüdür ve sadece cümleyle kullanılır. Yani burada illaki başlangıç olarak bir başka cümleyi veriyor olmanız gerekiyor. Yoksa hiçbir farkı yok. Bunu ama bilelim. Şimdi since'den de şöyle bir durum var. Şimdi aslında since'den bir zaman ifadesi değildir. Yani burada bir then kullanılmış. Şimdi then normalde o zaman demek, değil mi? Biliyorsunuz bunu. Since'den de aslında o zamandan beridir anlamına geliyor. Ama burada önemli bir nokta var. Bu since then'i biz genelde cümlenin en sonunda kullanırız. Öncesindeki bir cümle içerisinde bir tarihe ya da bir olaya gönderme yapar. Yani burada önemli olan şey budur. Şimdi bakın ne diyor cümlemiz? Abigail moved to India 5 years ago. Abigail 5 yıl önce taşındı Hindistan'a. Onunla ne görüştüm ne konuştum since then. O zamandan beridir. Yani şimdi siz bir soruda yani bir YDS sorusunda vesaire. Since then'i böyle cümle içerisinde gördüğünüz zaman şunu bileceksiniz. O cümlenin içerisindeki ifade kesinlikle gene present perfect olacak. Neden? Çünkü orada şu then ifadesi doğrudan buraya gönderme yapmakta yani. Değil mi? O zamandan beridir. Yani işte since 2014 diyor mesela burada, değil mi? Since 2014 ya da for 5 years diyor. Çünkü 5 yıl önce gerçekleşmiş bir olay. Lütfen unutmayalım. Since'den o zamandan beridir demek. Bakınız, büyük büyük atalarım bu araziyi 200 yıl önce aldılar ve o zamandan beridir bu bizim arazimiz olmakta, ola gelmekte. Geçmişte başlayıp hala süren bir durum. O günden beridir bizim arazimiz bu arazi diyor. Buradaki since'den gene 200 yıl öncesine gönderme yapıyor. Lütfen bunu unutmayalım. Ever since'i işledik burada. Ta o zamandan beridir demek. Since'den de gene o zamandan beridir demek. Devam ediyorum zaman ifadelerine. To date, bunun benzerlerini biz vermiştik ama bunu vermedim. Çünkü birazcık daha az kullanılan bir ifade. Günümüze kadar demek. Şimdiye kadar demek. Biraz akademik bir kelimedir. Formal bir kelimedir ama kullanılır. Mesela faiz oranları bu yılın bu vaktine kadar, yani günümüze kadar, bugüne kadar %8 oranında arttı diyor. Yani şimdi burada to date bize otomatikman neyi gerektiriyor? Present perfect tense'i gerektiriyor. To date, Henry has changed about 5 jobs. Bugüne kadar, günümüze kadar Henry yaklaşık 5 tane iş değiştirdi diyebilirsiniz. Recently, lately bunlar bildiğiniz ifadeler. Her ikisi de son zamanlarda anlamına geliyor. Belki lately'yi pek çoğumuz bilmiyoruzdur. Hani bilmeyenler not düşsünler. Son zamanlarda demek. Bunların her ikisi de yine present perfect tense gerektirir.
have felt really energetic lately. Değil mi? Hemen bunu gördüğün zaman yapıştıracaksın present perfect ya da present perfect continuous'a. There have been many, pek çok uçakların kalkışlarında pek çok beklenmedik şeyler oldu. Ne o? Gecikmeler oldu. Bu recently gene neyi gerektiriyor bizim için? Present perfect tense'i gerektiriyor. Gene devam ediyorum zaman ifadelerinden. Aa, bu çok önemli. Şimdi şu ifadeleri gördüğümüz zaman biz last ve past'ı gördüğümüz zaman sanki diyoruz ki bu olay geçmişte olmuş. O yüzden simple past tense olacak. Oysa ki şimdi last ve past farklı. Last week desen tamam. Yani last week. Ama last 2 years diye bir ifade çok kullanılmaz. Hele ki başında işte burada belirleyici nokta budur. La in, over ve for gibi ifadeleri görürsen in within, onu not düşmeyi unutmuşum. Within the last 2 years. In the past 5 months. Over the last 4 weeks. For the past 2 years. Bunun gibi ifadeleri gördüğümüz zaman kesinlikle present perfect ya da present perfect continuous olacak. There has been, today's event has been the greatest funding event in the last 20 years. Bugünün organizasyonu, bugün yaptığımız organizasyon son 20 yılın en büyük fon organizasyonu oldu. Fonlama organizasyonu oldu. Yani in the last 20 years. Okay. Son 5 yıldır diyor Sergey tam zamanlı uluslararası bir ticaretçi, tüccar, hani uluslararası alış-satışlar yapıyor demek istemiş burada. Yani for the past 5 years'ı gördüğüm için ben burada neyi arayacağım? Present perfect tense'i arayacağım. Bu çok önemli arkadaşlar. Last ve past'a sakın aldanmayın. For the last, for the past, in the last, over the last, over the past ifadeleri present perfect ve present perfect continuous gerektirir. Bak bir örnek daha vermişim çünkü önemli bu. Over the last son 20 yıldır bizim mahallemiz çok fazla değişmedi. Bizim ortamımız çok fazla değişmedi diyor. Devam ediyorum. Ah, devam etmiyorum. Bitti aslında. Yani şöyle bitti. Present perfect tense'i bitirdik arkadaşlar. Böylelikle hani 5 kullanımına baktık. Bolca da keyword'ine baktık. Present perfect tense'i bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Şimdi kısaca bir özetini geçeceğiz. Kullanım alanları 1. Geçmişten başlayan ve günümüze kadar hala süren, şu anda da süren ama durumlar için demiştik. Değil mi? İşte onu bütün hayatım boyunca tanıdım. Geçmişte tanımaya başladım, hala tanıyorum. Yani bunun gibi durumlar dedik, uzun uzun bahsettik. Hayatımıza dair deneyimler ve en yaygın zaten bu ikisi dedik. Yani bu ikisi bizim için en önemli iki kullanım alanı present perfect tense için. Sonra daha az, birazcık daha az, nadir kullanımlarda çok yakın bir zamanda yenice henüz gerçekleşmiş. O yüzden etkisi hala geçerli sayılabilecek olaylar için. Ama burada bir tane keyword'ümüz vardı. Just'tı, değil mi? Sam has just left the building. Dediğiniz zaman Sam binadan yenice ayrıldı. Henüz ayrıldı. Şu anda ayrıldı demiş oluyorsunuz. Halen içinde bulunduğumuz zaman diliminde gerçekleşen olaylar. Ne demiştik? This morning diyorsam bu sabah ve hala sabahın içindeysek biz o zaman ne yapmış olursak olalım sırf o zaman hala devam ediyor olduğu için bir şekilde bağlantı kuruyorsun yani şimdiyle. O zaman present perfect kullanılıyor. This year. Bak bu yıl deyince bile bu yıl içerisinde gerçekleşmiş bir olay için biz genellikle present perfect tense'i tercih ederiz. Ve son olarak yakın zamanda tamamlanmış ve ama etkisi fiziksel olarak görülen eylemler. Ne demiştik? İşte evimi boyadım. Bak bu eylem aslında. Burada eylemden bahsediyoruz. Yani bakın, bak burada da olaylar demişiz. Yani bak gene olaylar demişiz. Yani şu geçmişte başlayıp hala süren durumlar, yani bu durum için sadece birinci başlığı düşünüyorsunuz. Ama diğerlerinin hepsinde eylem ve olay olabilir. Deneyimli bir eylemdir. Yani bakın, bunların hepsi eylem. Bir action var yani. Durumlar için. Ama bunların hiçbirisi de bakın geçmişte başlayıp hala süren şeyler değil. Bunların hepsi de bitmiş şeyler.
bitmiş eylemler. Ama bir şekilde şimdiyle bağlantı kuruyoruz. Ama birinci başlıkta da hala süren bir şey var ama durum var. Neden? Onun sebebini de birazdan present perfect continuous'tan bahsederken söyleyeceğiz. Yani present perfect tense'in kullanımları bu şekilde diyebiliriz. Ha, bu arada uyarayım. Bir sürü kitapta daha başka kullanımlar da görürsünüz. Yani present perfect tense her yer bambaşka şekilde anlatır. Ama bu 5 kullanım sizin işinizi fazlasıyla görecektir yani. Evet. Yine bu sefer anahtar ifadelere hızlıca bir değinelim. Since ve for'dan uzun uzun bahsettik. Genelde birinci kullanımdaydı bu, değil mi? Hala devam eden durumlar için bunu kullanıyoruz. All my life, all her life, all his life. Bu da gene geçmişte başlayıp hala devam eden durumlar. Ever and ever deneyimler için kullanıyoruz. Sayı, rakam, sıralama sayıları verilmesi gene deneyim için, değil mi? Already ve yet deneyimler için kullanılıyor gene. Just henüz tamamlanmış, yenice tamamlanmış şeyler için kullanılıyor. Before yine deneyimler için kullanılıyor demiştik. So far, thus far, up to now, to date, till now, until now. Bunların hepsi pek çok kullanımda kullanılabilir. Genelde gene deneyimler için daha güzel tabii. This year, this month, today içinde bulunduğumuz zaman dilimini söylüyor bunlar. O yüzden üçüncü kullanıma giriyor bu. Ever since ile eş anlamlı, değil mi? Artı subject verb object dedik, full cümle. Ya da since then, o zamandan beridir. Recently, lately, son zamanlarda demek. Ve in the last, over the past, for the past ifadeleri. Başka yoktu. Evet. Böylelikle arkadaşlar, present perfect tense'i bu şekliyle bitirmiş oluyoruz. Yine sorularınız olursa bana kursun üzerinden ulaşabilirsiniz. Gerek videoyla gerek yazı olarak cevaplarım ben bunları. Şimdi present perfect continuous tense. Present perfect tense'ten sonra bu çok çok daha kolay olacak yani bunu anlaması. Çünkü sadece iki tane kullanım alanı var. Bunlardan bir tanesi çok çok nadir kullanılan bir kullanım alanı olduğu için ben sadece zaten bir tanesini vereceğim. Yani çok daha kolay olacak bu. Öncelikle yapısı neydi? Have has been. Bu beraber yani hepsi de kullanılıyor. Artı verb ing'di. Ne demiştik biz? Yani verb ing continuous tense diyorsan illa verb ing'i kullanacaksın demiştik zaten. Değil mi? Present perfect diyorsak da have has'i kullanacağız demiştik. Bu arasını bağlayabilmek için de been kullanılmış. Yani hani bu arada bunun olması gerekiyor. Have has been verb ing. Şimdi kullanımı zaten sadece bir tane. Geçmişte başlayıp hala devam eden olay ve aktiviteler için. Bakın. Şimdi present perfect continuous tense bir sebeple ortaya çıkmış. Şimdi biliyorsunuz simple tense'lerde biz şeylere ne o durumlara şey ekleyemiyoruz. Verb ing ekleyemiyoruz. Değil mi? Şimdi geçmişte başlayıp hala devam eden olay ve aktiviteleri biz present perfect tense ile veremeyeceğimiz için illaki bu tense ile veriyoruz yani. Geçmişte başlayıp hala devam ediyor bunlar. It has been raining since 2 o'clock. Saat 2'den beri yağmur yağmakta. Başlamış yağmur saat 2'de ve hala yağıyor. Yaklaşık 2,5 saattir sosyal etkileşimin dinamikleri hakkında konuşmaktayım. Yani bunu bir hoca söylüyor muhtemelen ya da bir konferansta söyleniyor bu cümle. Yani arkadaşlar size diyor 2,5 saat önce konuşmaya başladım ve hala daha sosyal etkileşimin dinamiklerinden bahsediyorum. Yani Türkçe karşılığı bunun var zaten. Şunu şu kadar süredir yapmaktayım. Direkt Türkçe karşılığı yapmaktayım. Ama şu kadar süredir. O süre olmadan bu tense kesinlikle gerçekleşmiyor yani. Tablo üzerine gösterecek olursak, bakın. Projede 2 haftadır çalışmaktayız. Şurada projeye çalışmaya başlamışım. Bu bir eylem. Bakın durum değil. Durumu ben bununla anlatamam. Zaten durumlara verb ing koyamıyorum, değil mi? O yüzden present perfect tense'e gidiyorum.
2 hafta önce proje üzerinde çalışmaya başlamışım. Sonra çalışmışım, çalışmışım, çalışmışım 2 hafta boyunca ta ki bugüne kadar. Ve bugün de hala çalışmaya devam ediyorum. Belki çalışmaya devam da edeceğim. O benim ilgi alanıma girmiyor. Yani bu tensin ilgi alanı sonrası değil. Şu ana kadar ben hala bu işi yapmaktayım. Anlaşılıyor herhalde, değil mi? Daha kolay çünkü yani bu. Yani bir kullanım alanı daha var. Bu gerçekten çok çok nadir olan bir kullanımdır ve gündelik hayata yönelik bir kullanımdır. O yüzden ona hiç girmiyorum. Present Perfect Continuous'un anahtar ifadelerinden bahsedeceğim. Şimdi bunun anahtar ifadeleri Present Perfect ile benzerdir. Ama Present Perfect tabii daha fazla kullanım alanına sahip olduğu için arkadaşlar Present Perfect Continuous'un daha azdır. Yani hani şöyle bir şey diyemezsiniz. Present Perfect'te kullanılan bütün anahtar ifadeler burada da kullanılır diyemezsiniz. Ben bunun listesini net bir şekilde hazırladım zaten sizin için. Birincisi since for. Yani since ve for'u gördüğünüz zaman yani present perfect ve present perfect continuous. Since ve for burada çok yaygın kullanılır. Ginet keman şeyi yapıyor, antrenman çalışması yapıyor. Sabah 7'den beridir, since 7 ya da 4 saatten beridir. Yani burada since de olur, for da olur. Değil mi? Devam ediyorum. Ya da ne demiştik? Since ile birlikte cümle de olabilir. Ginet keman praktisi yapıyor, çalışması yapıyor. Kalktığından beridir, sabah kalktığından beridir. Aman diyorum, since ile bitişik olarak bir cümle kullanacaksan bunu simple past ile kullanacaksın. Ama ana cümlen, gerçek cümlen, mesajı taşıyan cümlen present perfect ya da present perfect continuous. Ever since'i zaten since ile eş anlamlı demiştik. Hiçbir farkı yok demiştik ama sadece ever since'i subject verb object ile yani cümleyle kullanıyorsun. Burada da kullanılır. O aynı numaralarla oynamakta. Yani bu kişi 24 yıl önce şeyi kazanmış, ne o? Piyangoyu kazanmış. 24 yıl önce piyangoyu kazandığından beridir aynı numaralarla oynuyor. 24 yıldır sürekli gitmiş aynı numaralara basmış. Yani bu mümkün, böyle bir cümle mümkün, böyle bir olay da mümkün. Etrafımızda görüyoruz, böyle bir ilginçlik var. Since then, o zamandan beridir. Burada da gene kullanılır. Hawks takımına karşı fena halde kaybettik 5 hafta önce. Fakat o zamandan beridir çok daha iyi oynamaktayız. Çok daha iyi oynuyoruz. Hani o günden beridir gitgide sürekli olarak daha iyi oynamışız. Buradaki since then yine neye gönderme yapıyor? 5 weeks ago'ya gönderme yapıyor. O zamandan beridir. Devam ediyorum. Present Perfect Continuous'un anahtar ifadeleriyle. Yine recently, lately kullanılır. Çok çok yaygın değildir ama kullanılır. Bana çok fazla yalan söylüyor son zamanlarda. Çok fazla yalan söylüyor bana. Çok yaygın değil ama recently, lately. Bu gene 5. başlık acayip yaygın. Bu mümkün yani hiçbir sorun yok. Son 5 yıldır spor performansını kimyasal ilaçlar kullanmadan güçlendirecek yeni yolları test etmekteyiz. Yani son 5 yıldır sürekli olarak bunun testlerini yapmaktayız. Bak burada şey deseydi, bir sayı verseydi o zaman yani sayı verseydi şunu 10 kez yaptık deseydi o zaman present perfect kullanırdık. Çünkü onu kesintili kesintili yapmışsın, değil mi? Ama bu kişi bir laboratuvarda çalışıyor muhtemelen. 5 yıl önce laboratuvara bir girmiş bu kişi. 5 yıldır bu laboratuvarda bunları çalışıyor. O yüzden de burada we have tested new ways çok harika olmazdı. Bu tense daha güzel yani. Gene bak. Son 15 yıldır genç yazarların hikayelerini basmakta. Gazetemiz son 15 yıldır genç yazarların hikayelerini yayınlıyor. Yayınlamakta. Sürekli yayınlamış yani. İyi miyiz arkadaşlar? Yani 5 tane anahtar kelime. Zaten şuradaki anahtarların hepsi de since'li ve for'lu ifadeler. Yani burada bir şey yok. Since ve for'lu ifadelerde bir şey yok. Onlar zaten present perfect continuous'ta.
Diğer sayfada zaten iki tanecik şey söyledik. Recently, lately ve in the last for the past ifadeleri. Ya zaten present perfect continuous'un şey mantığı çok net yani. Geçmişte başlayıp hala devam eden eylemler. O yüzden daha kolay. Şimdi bu çok önemli bir nokta. Biz present perfect'i işledik ayrı bir şekilde. Present perfect continuous'u da işledik ayrı bir şekilde. Fakat bu iki tensin bir araya geldiği ve çakıştığı diyeyim bir tane nokta var arkadaşlar. Yani bir tane nokta var ki orada istersen present perfect tensi kullanabiliyorsun, istersen de present perfect continuous tensi kullanabiliyorsun. Şimdi oradan bahsedeceğiz işte arkadaşlar. Kişisel, mesleki, şahsi hayatımızdan bahsederken kullanılan bazı fiiller bakın. Hem present perfect tense ile hem de present perfect continuous ile kullanılabilir. Bir anlam farkı yoktur. Şimdi biz ne demiştik? Present perfect tense geçmişte başlayıp hala devam eden durumlar için kullanılır demiştik. Ama olaylar için kullanılmaz demiştik. İşte bu onun bir istisnası. Sen kişisel ve mesleki hayatından bahseden bir eylemden bahsediyorsan bunu istersen present perfect tense de yapabilirsin, istersen de present perfect continuous de yapabilirsin. Birkaç tane örnek vereceğim. Bunu da aslında dili basitleştirmek için yapmışlar. Yani bu aslında zor bir nokta değil. Yani bu kolay olsun diye böyle yapılmış. Şimdi bakın, I have lived in Ankara for 15 years. Eşittir, I have been living in Ankara for 15 years. Son 15, ikisi de tamamen son 15 yıldır Ankara'da yaşıyorum demek. Bakınız. Burada present perfect tense yapmasaydı. Böyle ve böyle yapmasaydı. Ve deseydi ki I lived in Ankara for 15 years deseydi. Biz o zaman ne düşünecektik? Bu olay geçmişte olmuş. Ben Ankara'da 15 yıl boyunca yaşadım. Bitti. Ama şu anda Antalya'da yaşıyorum örneğin. Okay? Ama bu kişi I have lived diyorsa şimdiyle bağlantı kuruyordur. Present perfect tense şimdiki zamandır arkadaşlar. I have lived diyorsa şimdiyle bağlantı kuruyordur. Bu kişi hala Ankara'da yaşıyordur. Okay? Ya da My sister has taught chemistry at university since 2007. Kız kardeşim üniversitede 2007 yılından beridir kimya öğretmekte. Bunların ikisi de ya da my sister has been teaching. Yani teach aslında bir eylemdir. Zaten şu daha çok tercih edilir böyle bir cümle kurmak istiyorsan. Ya da I've been living in Ankara daha güzel tercih edilir. Daha çok tercih edilir. Çünkü eylemdir yani o. Ama işte dil kolaylaştırmak için var. Onu kolaylaştırmak için present perfect tense yapmışlar. Ya da küçükkenden biridir spor yapmaktayım. I've been doing sports ya da I have done sports. Galiba bitti. Evet. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Present perfect tense ve present perfect continuous tense'i hakkını vererek gerçekten bitirdik. Şimdi exercise time diyorum. Bu tensler üzerine exercise yapılmadan hiçbir şey öğrenemezsiniz arkadaşlar. Yani şurada yaptığımız her şeyi güzelce çıktısını alın. Sağa sola bir yapıştırın şöyle. Duvarlarınıza falan yapıştırın. O 5 kullanım alanını, keywordleri falan yapıştırın. Ve bolca bir egzersiz çözün. Zaten egzersizlerin içinde hani simple past ile karşılaştırmalı egzersizlerimiz de olacak. Yani oradan da bir bakın. Çünkü simple past da çok karıştırılıyor bu. Aslında karışacak bir şey yok. Yani simple past'ta zamanı söylüyorsun. Şu tarihte yaptım diyorsun yani. Bunu da söylemiyorsun deneyimden bahsederken. Bunların üzerine hepsine egzersiz koydum. Güzelce yapın arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Past perfect ve past perfect continuous'u yapacağız bir sonraki dersimizde. Görüşmek üzere.